Evet, bugün Ümit abi birinci yarışta, birinci ayak yarışında ya da birinci yarışta diyelim, pardon. Volki'de sonucu yani sondan start aldı. Ama bir geçişi var. Sessiz böyle. Motoru bile duymadık. Evet Ümit abi. Evet, yani ben de bugün sizlerle yarışmaktan çok mutlu oldum. Sizler gibi genç, kabiliyetli gençlerin bu motor spor için büyük bir umut vaat ettiğini görmek beni ayrıca mutlu etti. İşte inşallah ülkemizde bu şekilde birçok yarış pisti olur da her şehirde, her bölgede antrenmanlar, eğitimlerle sporcularımız yetişir. Bugün Ayhan Can gibi onlarca, yüzlerce sporcumuz bizi dünya arenasına inşallah temsil eder, gururlandırır, İstiklal Marşımızı okur. Bütün amacımız şu an için bu. Çok güzel. Ama Ümit abi yani bugün senin çizgini takip etmek istiyoruz. Yetişemiyoruz. Seni örnek almaya çalışıyoruz. Alamıyoruz. Söyleyeyim. Şimdi bu yarıştan yarışa gelerek derece yapmakla olacak iş değil. Yani ben de bu spora başladığımda eğitmenler çağırdım yurt dışından. Her gün günlerce antrenman yaptım. Yarış öncesi yüzlerce antrenmanım vardı ki yüzlerce antrenmandan sonra bir saniye geliştirebiliyorsun kendini. O yüzden yarıştan yarışa gelip yarış yapmak çok insanı geliştiren bir şey değil. Sadece yarış tecrübesi kazanırsın ama gerçekten otomobilin kategorinin hakkını vermek istiyorsan yarışın dışında da gelip eğitimin devamını, antrenmanı, testini sürekli hale getirmen lazım ki o setupları, virajları, işte her türlü lastiği, deneyimi ileri seviyeye getirebilmen için. Ben ilk sizin yanınıza bindiğimde Megane Cup'ta çok güzeldi. Sonra dedim ki ya bunu biz de yaparız ya bu çizgiyi falan ama bir baktım ki hiç öyle değilmiş. Yani siz yıllarınızı verdiniz bu işe. Yani biz de şimdi başladık. İnşallah böyle devam edecek. Ama zorlanıyormuş. Evet, zaman geçen seneden bu sene yani geçen seferden bu sene seferden çok mu fark oldu? Evet, çok hatalarımı gördüm Volkikar'da. Bu sene çok eğlendim. Evet, sonda kötü oldu motorun kırılması ama çok zevk aldım. Çünkü bastırdım, bir şeyler yaptım. Teşekkür ederim Ümit abi. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık hepinize.